Ceylan, müsait misin? Müsaitim Zeynep. Doktora gitmişsin bu arada, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bronş olmuşum. İlaç verdi, bir de istirahat et dedi. Bir şey mi oldu Zeynep? Geçmiş olsun. Eğer yorgun değilsen salonda biraz konuşalım mı? Olur. Ceylan, biz bazı konularda kötü bir başlangıç yaptık. Yani doğru iletişim kuramadık seninle. Bunda senin de payın var. Benim de payım var. Ama ben artık istiyorum ki bu evdeki herkes gibi biz de kardeş olalım. Senin mutluluğunda yanında olayım. Nikahında şahit olayım. Çocukların bana teyze desin mesela. Al. Bu ne Zeynep? Bu senin düğün hediyen. Zeynep, bu çok güzelmiş. Teşekkür ederim ama ben bunu kabul edemem. Bana çok fazla. Belli ki bayağı da değerli bir şey. Sen de değerlisin artık bizim için. Eğer kabul edersen çok seviniriz. Halil İbrahim'in bu hediyeden haberi var mı? Olmaz olur mu? Var tabii. İkimizin hediyesi. Hatta onun da size bir sürprizi var. Gel. Ne sürprizi? Gidince kendisi söyler. Bu da ne gerek vardı Halil İbrahim? İyi ki varsın kan kardeşim. Osman'ım sen de. Ben de. Hayatım, aşk olsun söyledin mi? Hani hep birlikteyken konuşacaktık. Sen hediyeni ayrı verecektin, ben ayrı verecektim Zeynep. Ya ne oluyor size böyle karı koca? Ballatacak mısınız bizi? Ne gerek vardı böyle hediyelere de? Ne hediyesi Halil İbrahim? Kardeşimle sana kasabadan güzel, müstakil bir ev aldık. Hem Sevda'nın okuluna da yakın. Öyle mi? Hı? Ne gerek vardı ki? Osman'ın da benim de evim var zaten. Biz size yük olmak istemezdik. Yok canım, ne yükü? Olur mu öyle şey? Osman, Zeynep ona o kadar güzel bir hediye almış ki. Oy bacım benim. Osman'ım. Her zaman mutlu olmamı ister ha. Öyle tabii. Geriye bir tek nikah tarihi almak kaldı. Onu da siz halledersiniz herhalde değil mi? Ama durumlar biraz karışık tabii. Kendi aramızda, kendi yerimizde bir şey yaparız artık. Haklısın Halil İbrahim. O zaman ben bayramdan sonraya tarih alayım. Tamam mı Ceylan? Tamam Osman. Biraz koştur koştur oldu ama madem herkes öyle istiyor, öyle yapalım. Biraz yürüyelim mi yakışıklı? Sonsuza kadar. Sonsuza kadarmış. Hadi biz içeri girelim. Hadi inşallah. Hayatım. Bu el meselesi nereden çıktı birdenbire? Son bir şans vermek istedim. Son bir şans derken? Yaşanan bazı şeyler iyi olmadı Zeynep. Bizden uzakta. Birbirlerini tanıyacakları bir hayat kursunlar. Eğer birbirlerini sevebilirlerse ne mutlu. Hiçbir şey anlamadım hayatım. Ama bence böylesi daha iyi oldu. Hem onlar için hem de bu evdeki huzurumuz için. Evet. Huzur önemli. Demin abin iyice tembihledi beni. Eğer kız kardeşimin huzurunu bozacak olursan affetmez, Ayşe'ye de benzemez, çeker vurur seni dedi. Aa, sen ne dedin? Ben Zeynep'in huzuru için varım. Onun huzurunu nasıl bozabilirim dedim. Benim huzurumu kaçıracak birkaç şey var. Bence sen bunları çok iyi biliyorsun ama. Yani. Vurulma konusuna gelince de ölmek bir kurtuluş olur hayatım. Senin benden kurtuluşun yok. Hani sen dayıma dedin ya, biz Zeynep'le evlendiğimizde vedalaştık diye. Artık vedalaşmak yok.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.